Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her cuma günü size önümüzdeki hafta açıklanacak verilerin ve piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonlarına yansımalarını portföy yönetim şirketlerimizle anlatıyoruz. Bugünkü videomuzda konuklarımız Yapı Kredi Portföy'den Ümit Ersamut ve Murat Arkarakaş. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi biz bu videoyu sevgili izleyicilerimiz 27 Ekim 2022 Perşembe günü çekiyoruz. Siz 28 Ekim Cuma günü izleyeceksiniz videomuzu. Önümüzdeki hafta açıklanacak aslında en önemli veri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in 1-2 Kasım tarihleri arasında yapacağı para piyasası kurulu toplantısı ve buradan çıkacak olan faiz kararı. Bütün dünya nefesini tutmuş bu faiz kararını bekliyor. Bir yandan da baktığımızda aslında piyasalarda böyle bir yaklaşık bir haftadır bir bahar havası esiyor. Özellikle de hisse senetleri ve diğer riskli varlıklar yönünü yukarıya doğru çevirmiş. Bütün ekranlarda yeşiller görüyoruz. Sebebi nedir diye baktığımızda aslında bir süredir benzer söylemler yer alıyordu. Fakat bu hafta biraz daha güçlü. Çünkü geçen cuma Wall Street Journal'da bir haber çıktı. Bu haberde Fed'in bazı üyelerinin Fed'in yaptığı bu faiz artırımlarını dünya ekonomisini kötü etkilediği ve aslında Fed'in faiz artırımlarında yavaşlamaya gitmesine dair düşüncelerini paylaşmaları oldu. Fakat şunu da biliyoruz ki Fed Başkanı Powell bundan önceki açıklamalarında yaptığı açıklamalarda kararlarını alırken verilere, ekonomik verilere bakacaklarını, özellikle de önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söylemişti. Hem enflasyon verisini, hem büyüme verisini, hem istihdam verisi gibi verileri izleyeceklerini söylemişti. Şimdi geçen Eylül ayında enflasyon verisi, özür dilerim, çok iyi gelmedi. Beklentilerin biraz üzerinde ve enflasyonun dirençli olduğunu gösterdi bize. Şimdi bugün de Amerika'nın 3. çeyrek büyümesi açıklanacak. Birinci çeyrek büyüme zayıftı, ikinci çeyrek daralma vardı. Şimdi bu üçüncü çeyrek büyümesi de aslında kararlar açısından oldukça önemli olacak. Şimdi ben Ümit Bey öncelikle size sormak istiyorum. Bütün bu gelişmeler ışığında sizin Fed'in faiz kararıyla ilgili beklentiniz nedir? Ben hani önümüzdeki haftadan ziyade piyasalardaki bu bahar havası doğru fiyatlanan bir şey midir? Yani şunu sormak istiyorum aslında. 2023 yılında Fed faiz artırımlarını yavaşlatır ve sonrasında da 2023'ün sonlarında veya 2024'ün başında faiz indirimlerine geçer mi acaba? Görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim Serra Hanım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sonda söyleyeceğim kısmı başta söyleyeceğim. Piyasalar çok zor günler yaşadığı için gerçekten gelişmelerden iyi bir senaryo çıkartmaya çalışıyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Yaklaşık 2-3 hafta kadar önce Bloomberg'daki bir yayında söylediklerimi tekrar edeceğim. İzleyicilerimizden onu izleyenler varsa Ümit Bey kendini tekrar ediyor demesinler lütfen. Çünkü hala aynı görüşte olduğum için bunları tekrarlayacağım. Şöyle ki o gün baktığımızda durum çok daha kötüydü. Nasdaq endeksi yaklaşık 10.300 seviyelerindeydi. Ve bizim görüşümüz, açıkçası benim şahsi görüşümle kurumsal olarak da görüşümüz şu yöndeydi. Fed bir şekilde o günün şartlarında da bugünün şartlarında da henüz masada olmayan alternatif araçları devreye sokarak bir şekilde piyasanın çok bozulmasına ve gerçekten o kötü senaryonun oluşmasına izin vermeyecektir diyorduk. Ve sonuçta buna baz olarak da bazı argümanlarımız vardı elbette. Bugün de aynı şekilde o argümanlar var. Bunlardan en önemlisi şu, benim şahsi kanaatim, Fed bugün dünyada kurumsal hafızası en iyi olan kurumlardan birisi. Yani Fed 2000 krizini yaşadı, daha öncesini saymıyorum bile. 2000 krizini yaşadı, özellikle 2007'deki mortgage krizini atlattı, 2015'i atlattı ve sonrasında da daha birçok sınavda, en sonunda tabii ki pandemiyi atlattı. Bunların, bu sınavların hepsinde biz şunu gördük ki Fed gerektiği zaman gerekli aksiyonları almaktan çekinmiyor. Yani hatırlayınız ki Mart 2020 tarihinde pandemi daha yeni çıktığında Fed bilançosunu küçültme eğilimindeydi. 4 trilyonda olan bir bilançosunu bir miktar azaltırken pandemi çıktı ve anında tam ters manyal yaparak bilançosunu bugün 9 trilyonlara kadar dayadı. Bundan 30 sene önce yaşıyor olsaydık ki o zamanlarda 80 ve öncesinde
Amerikan enflasyonu çift hanelere geldiğinde o zamanların Fed'i açıkçası büyüme tarafında endişeli değilmiş. Özellikle birincil motivasyon olarak enflasyonu düşürelim, ondan sonra büyüme tarafına odaklanırız diyordu. Fakat bugünün dünyası artık aynı değil. Çok farklı enstrümanlar var. Özellikle Bernanke'nin mortgage krizinden sonra ortaya çıkardığı genişlemeci politikalar ve yeni araçlar artık yeni dünyayı biraz daha farklı kılıyor. Tüm bunları düşündüğümüz zaman resme bu şekilde baktığınızda evet Fed faiz arttırıyor. Fed'in faiz arttırdığı yerde altın değerlenemez. Hisse senetleri sonuçta discount rate dediğimiz yani ileri vadedeki o nakit akımlarını bugüne indirgemekte kullandığınız faiz oranı yükseliyorsa doğal olarak hisse senetlerinin de fiyatının düşmesi beklenir. Bunlar düz baktığınızdaki gerçekler. Fakat benim biraz önce söylediğim durum dikkate alınacak olursa bu da Fed'in gerektiğinde gerekli aksiyonu alması. Yani bu da nedir bugünün koşullarında? Siz faizi artırıyorsunuz ve sürekli olarak da o iletişim araçlarını kullanarak biz burada sıkılaşacağız, hiçbir şekilde hiçbir müsamahada göstermeyeceğiz mesajı veriyorsunuz. Bu kadar sert geldiğinizde birincisi kendi ekonominizde ağır bir frene basıyorsunuz. İkincisi Fed üyelerinin de söylediği gibi birbirinin içine girmiş olan Avrupa ve tüm dünya piyasalarında açıkçası bozulmaya itiyorsunuz. Fed bence buna izin vermeyecektir. Haftaya beklenti zaten 0.75. Yani Fed faizinin, politika faizinin üst bandı 3.25 iken orayı 4'e getirmesi bekleniyor. Hatta Ocak-Şubat gibi Fed faizinin 4.5-5 bandına gelmesi, ondan sonra ise özellikle Fed'in çok iyi yaptığı o iletişim araçlarının kullanılmasıyla birlikte bu ara dönemde de olabilir. Piyasanın bir miktar rahatlatılmasını bekliyorum. Bu rahatlamayla birlikte bir miktar stabilizasyon, ondan sonrasında senenin özellikle sizin de belirttiğiniz gibi ikinci yarısında Fed'in artık ne zaman faiz indireceğiz beklentilerini ufak ufak piyasaya böyle saçması beklenebilir. Durum böyle olduğu zaman ne yaşanır? Yani beklentimiz bu şekildeyse, şu an göstergeler bu değil ama beklentimiz bu şekilde. Bu MTI'ye yarayacaktır. Altın açıkçası burada öne çıkan bir enstrüman olabilir. Söylediğim gibi biz bunları ilk dillendirmeye başladığımızda daha düşük bir seviyeydi de hafif hafif kıpırlandı ama bu daha gidecek yolu olduğunu gösteriyor bize. Çok geride kalmış olan teknoloji endeksi Nasdaq bugün 10.900 seviyesinde ama orada da gidilecek en az %20-30 seviyesi olduğunu düşünüyorum. İstatistiklere baktığımızda da açıkçası biraz doğruluyor. Ne zamanki Nasdaq tarafında %20 ve üzerinde bir düşüş olmuş bir sene içerisinde, bir takvim yılı içerisinde, ertesi dönem mutlaka %30'lara yaklaşan artışla kapatmış. Yani ona recovery dönemi dediğimiz kendi kendini toparlama, yaralarını sarmayı çok başarılı bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla bizim görüşümüz, beklentilerimiz bu şekilde. Kötü, en kötü senaryoyu şu an için biz kurum olarak da fiyatlamıyoruz. Ben şahsen de açıkçası öyle düşünmüyorum. Murat Bey, var mı sizin bu konuda farklı bir görüşünüz ya da başka bir şeye yol açabilir dediğiniz? Buyurun, ben açıkçası sizin de görüşünüzü rica ederim. Evet. Teşekkürler. Evet. Aslında dönüp baktığımız zaman hani bu dataları destekleyecek şekilde Amerika'da biliyorsunuz bilanço dönemini yaşıyoruz ve gelen bilançolarda çok hoş değil. Bu faiz artırımının aslında ekonomik datalara bir de üstüne de bilançolara etkisinde yavaş yavaş görmeye başlayacağız. En son açıklanan bilançolar hep beklentilerin altındaydı. En son bildiğiniz gibi Meta'nın bilançosu beklentinin bayağı altında olmasından dolayı bir %20'lik değer kaybı oldu. Bunların hepsi aslında Ümit Bey'in de bahsettiği gibi bir sonraki aşamada Fed'in de her toplantısında böyle bir ufak bir not düştüğü datalara da bakacağız söyleminin arkasını dolduruyor. Muhtemeldir ki bu tür datalar destekledikçe en azından hani bu sert söylemin yumuşamaya doğru evrilmesini önümüzdeki dönem göreceğiz diye tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu yanıt için. Şimdi ben önümüzdeki haftanın ikinci önemli verisine geçmek istiyorum. O da bizim tarafımızdan. Şimdi 3 Kasım tarihinde TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Hem tüketici hem üretici enflasyonlarını detaylı olarak verecek. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren hızla yükselen bir enflasyonla karşı karşıyayız. Dolar kuruyla birlikte. Burada şimdi özellikle de bahsedilen Aralık ve Ocak ayları için baz etkisinden
denen bir şey var. Ne demek baz etkisi? Geçen Aralık ve Ocak'ta çok yüksek enflasyon oranları vardı aylık bazda. Aralığa baktığımız zaman %13.58, Ocak'ta da 11.10. Şimdi önümüzdeki Aralık ve Ocak'ta daha normalize olmuş enflasyon oranları görecek olursak eğer, ki yaklaşık %5'ler civarında diyelim, doğal olarak aslında enflasyondaki artış hızı yavaşlayacak. Yani enflasyon olmaya devam edecek, fiyatlar artmaya devam edecek ama bu artış hızı birazcık yavaşlayacak. Bizim Merkez Bankası'nın 3. çeyrek için hazırlamış olduğu enflasyon raporunda da yıl sonu için beklentisi %60.4 civarındaydı. Bugün de Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu bekliyoruz aslında 4. çeyrek için. Ben burada Ümit Bey ve Murat Bey size sormak istiyorum. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan bu enflasyon verisiyle ilgili, özellikle de yüksek gıda ve enerji maliyetleri nedeniyle, sizin beklentileriniz ne yöndedir? Ve burada gelecek olan veri, beklentinin altında ve üzerinde gelmesi piyasalarda nasıl algılanır? Yatırımcılarımız neler yapmalı? Ben hemen şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Sonuçta henüz açıklanmadığı için ve beklentiler de tam olarak oluşmadığı için Ekim ayı enflasyonundansa öncelikle Eylül sonu itibariyle açıklanan 83,5 oldukça yüksek bir seviye. Normalde sene başında konuştuğumuz beklenti seviyelerinin de oldukça üzerinde. Sonuçta bunun ana sebepleri bizim kendi içsel durumumuz. Yurt dışında yaşanan özellikle enerji ve gıda tarafında sizin de söylediğiniz gibi yükselişler. Son aya baktığımız zaman yurt dışında özellikle gıda tarafında ciddi anlamda aşağı gelişler yaşanmış durumda. Enerji tarafı da birazcık hafifledi. Yani sonuçta petrol fiyatı da 100 dolarların altına geldi ve oralarda kalıcı oluyor gibi. Hani daha detaya girecek olursak özellikle Suudi tarafı 90 doların altında bir dolar fiyatına izin vermeyeceğini düşündüğümüzde, kendileri de böyle beyan ettiği için, hani buralar en azından optimum seviye gibi duruyor. Bu bize nasıl yansıyacak? Açıkçası bizim en temel dinamiklerimiz elbette ki enflasyonun içeriğindeki bu ürünler, ama dolar TL bizim için çok önemli. Çünkü ciddi bir enerji ithalatçısıyız ve dışarıdan ciddi anlamda ithal ürünlere bağımlı durumdayız. Dolayısıyla dolar TL bu şekilde olduğu gibi stabilize kalacak olursa çok dramatik yükselişler açıkçası beklemem. Yani yıl sonu beklentisi merkez tarafında %60'larda, bizim kurum beklentimiz de 65-67 arasında bir yerde. Buralarda sonuçlanabilir. Bir sonraki sene 2023 beklentisine de baktığımızda, yanlış hatırlamıyorsam OVP'de, orta vadeli planda 45 civarında bir beklentisi vardı hükümetin enflasyon tarafından. Sonuçta bu enflasyonun aşağıya doğru geliyor olması, bir miktar daha stabilizasyon, elbette ki yurt içinde hisse tarafına önemli derecede pozitif katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışındaki varlık sınıflarını düşündüğünüzde çok fazla bir etkide bulunmasını beklemem. Yani varlık bakacak olsanız devlet tahvili, hazine bonus tarafı, zaten bireysel yatırımcı neredeyse oradan çekilmiş durumda. Bankalar, kurumlar arasında dönüyor. Eurobond tarafı zaten dolar kaynaklı. Türkiye enflasyonuyla çok fazla, çok korelasyonu yüksek değil. Dolayısıyla hisse senedi burada açıkçası kalıyor. Oraya da pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum, ama özellikle hisse senedi piyasalarında ve derinliğinde nasıl bir etkisi olur diye açıkçası ben yine Murat Bey'e bir devretmek istiyorum. Varsa katkıları ben de dinlemek isterim. Aslında dönüp baktığımız zaman bu sene için gerçekten enflasyonu en azından yatırımcıya destekleyecek şekilde katkı sağlayan en iyi enstrüman şu anda hisse senetleri gibi duruyor. Gene bizim de içeride bir bilanço dönemine girmiş bulunmaktayız. Malum bu sene enflasyon muhasebesi yapılmadığı için bilançolarımız gerçekten kuvvetli geliyor bütün yurt içi şirketler anlamında. Bu şekilde de devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle bankaların da buna katılmasıyla birlikte. Bu en azından bizim bundan sonraki süreçte hisse senetleri tarafında yıl sonuna kadar biraz daha yatırımcının daha çok teveccüh göstereceği bir alan olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun en önemli nedeni de aslında içeride yaşadığımız hem bono piyasası hem döviz piyasasındaki malum regülasyonlar dışında kalan ve fiyat hareketini en azından enflasyonu en kolay yansıtacak şirketlerimizin yatırımcıya aktarılmasını, getiri olarak aktarılmasını bir gerekçe olarak gördüğümüz, bizim en azından hisse senetlerini desteklediğimiz bir alan olarak düşünüyoruz.
O bu alanda aslında yatırımcılar tabii ki bu toz bulutu içerisinde hangi hisse senetleri, hangileri daha iyi bilanço getirebilir, nasıl olur soru işaretlerinin en kolay cevabı da yatırım fonlarıyla verebilirler. Burada da biz Yapı Kredi Portföy olarak araştırma departmanımızın özellikle bu bilançolardan seçtiği kuvvetli bilançosu olan şirketleri portföyüne dahil ettiği model portföyümüzün yönetildiği YDI fonumuzu ve ayrıca da biraz daha konsantrasyonu yüksek aslında piyasanın yükseliş hareketini arkasına alan güvendiği hisse senedinde yeterince pozisyon taşıyan ve o yatırımcının hisse senedindeki riski çeşitlendirerek dağıttığı Karaköy serbest fonumuzun aslında iki tane hisse senedi bacağında kuvvetli silah olarak yatırımcılara sunulması gerektiğini düşünüyoruz. O bağlamda biz aslında hisse senetleri anlamında birazcık daha olumluyuz. Her halükarda düzeltme hareketi, sert yükselişlerin arkasından en azından bir dinlenme dönemi olabilir. Ama dediğim gibi bilanço dönemi içerisindeyiz, seçici olmamız gerekiyor. Bunları sağlayacak en önemli enstrüman da profesyonellerin yönettiği yatırım fonları olacaktır. Bir de bizim amiral gemimiz Koç İştirak Fonu'nda eklemeden geçemeyeceğim. O da temettü yatırımcısının biraz daha böyle amiral gemilerin içerisinde olduğu özellikle Türkiye ekonomisini sırtlayan şirketlerin oluşturduğu sepet bir fonumuz olan Koç İştirak Fonu'muzun gerçekten değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda hisse senetleriyle ilgili en azından görüşümüzde dediğim gibi düzeltmeler olsa bile yıl sonuna kadar olumlu gidecek gibi gözüküyor. Evet, özellikle de Murat Bey bu seçim öncesi ve yüksek enflasyon zamanlarında hisse senetlerinin daha cazip olduğunu hani bütün programlarımızda biz de söylüyoruz. Siz de şimdi burada teyit ettiniz. Peki hisse senedi fonları dışında başka hangi tür fonlar öne çıkabilir önümüzdeki dönemde, orta ve uzun dönemde? Buradaki görüşlerinizi de alabilir miyiz? Öncelikle çok bizim yatırımcılar için hemen rafta bulunan varlık alokasyonu yaptığımız ve hisse senedinden bir çıt daha riski daha düşük ve kafasında soru işareti olan yatırımcılar için önerdiğimiz sepet fonlarımız aslında bizim raftaki en kıymetli ürünlerimiz. Bu dediğim gibi birazcık daha acabaları olan, soru işaretleri yani hisse senedi mi alayım, döviz mi alayım, bono mu alayım, eurobond mu alayım gibi soru işaretlerinin içerisinden çıkamayan yatırımcılar için en ideal silah olarak düşünüyoruz. Sepet fonlarımızı sepet 1, 2 ve 3 fonumuz olarak geçiyor bunlar. Aslında bunlar arasındaki önemli bir fark bizim dönüp baktığımız zaman içerisindeki varlıkların çeşitlerinin değiştirilmesi ama günün sonunda o alokasyonun yapılması yatırımcının soru işaretini kafasından kaldıracaktır. O bağlamda da bizim aslında en azından Yapı Kredi Portföy olarak varlık alokasyonunda lider rolümüzü yansıtan sepet fonları dediğim gibi riski biraz daha düşük yatırımcıda getirisi de tatmin edici olacak şekilde önerebileceğimiz fon türleridir. Tabii Ümit Bey'in de burada farklı katkıları olacaktır. Ben zaten Murat Bey'e sonuna kadar katılıyorum. Bahsettiği fonlar bizim için çok kıymetli ve gerçekten izleyicilerimizin de mutlaka dikkate almalarını öneriyorum. En azından şundan bir 2-3 ay sonra ya da 6 ay sonra bizi gıyabımızda teşekkür etmeleri için. Ben buna ek olarak kendi açıklamalarımdan da yola çıkarak bizim yay yabancı teknoloji hisse senedi fonumuz var Serra Hanım. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Daha önce yayınlarımızda da konuşmuştuk. Bu yabancı teknoloji hisse senedi fonu TL ile yatırım yapılabilen ve özellikle Amerika'daki yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapan bir fon. Bahsettiğim senaryonun gerçekleşmesi durumunda elbette ki bunun bir garantisi yoktur. Fakat bu bizim öngörümüzdür. Olur da tutarsa burada çok ciddi bir hareket yaşanabilir. Bireysel yatırımcıların gidip de tek tek Apple, Yahoo, Amazon hissesi, Tesla hissesi alması çok zor olabilir. Çünkü operasyonel yükü ağırdır. Ama girip atıyorum Yapı Kredi Bankası'nın mobil aplikasyonundan yay hisse senedi fonunu almaları 30 saniye sürer. Dolayısıyla bence mutlaka portföylerinde bir miktar bulundurmaları gerekir. Aynı şekilde altın tarafını da ben bir miktar iyi görüyorum. Portföylerde
bulundurulabilir. Zaten Yapı Kredi Portföy'ün altın fonu sektördeki en büyüktür. Dolayısıyla kendini kanıtlamış bir fon. Buraya da ilgi gösterilebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında zaten enstrümanlarımız belli. Dilediğiniz zaman sizler vasıtasıyla zaten çok kıymetli bilgiler ediniyorlar. Gerekirse biz de her türlü katkılarımızı ileride de sağlamaktan memnun oluruz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Ümit Bey, Murat Bey, verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun. Teşekkürler. Sizler teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.